Burada yerimiz var. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi Pınar Karşıyaka ve Koç Ufuk Sarıca şu anda telefon hattımızda. Novgorod'dan Koç bağlanıyor. Koç günaydın. Günaydın İsmail, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İhsan Bayırken ve Hakan Demirel'in de çok selamları var. Onlar da tebrik ediyorlar ben dünkü başarıdan da dolayı. Koç nasıl bir maç oldu? Yani az önce biz burada konuşurken hani teknik taktiğin ötesinde mücadelenin çok ön plana çıktığını ve Karşıyaka'nın da oyun Saragoza'ya dönmüşken inanılmaz bir yürek koyduğunu ve mücadelesiyle bu maçı çevirdiğini, kritik anlarda birkaç hamleyle bu maçı çevirdiğini konuştuk. Sen nasıl hissettin kenarda koç? Ya şimdi tabii zaten tüm maçlar olağanüstü gerçekten mücadeleyle geçiyor. Hem bizim oynadığımız Wimbledon maçı da buna dahildi. Hem de diğer tarafta, diğer eşleşmelerde aynı şekilde çok fizikal atlet takımların mücadelesiyle geçiyor. Bizim maç tabii açıkçası ilk yarıda her şeyi yaptığımız bir maç oldu. Hem hücum tarafında hem savunma tarafında. Ki ilk periyotta fazlaca top kaybı yapmamıza rağmen oyunun ve skorun kontrolünü hep önde götürdük. Ama devre arasında ben söylemiştim takıma. Hani 10 sayı öndeyiz ama çok da iyi gözükmüyor bana. İyi gelmiyor demiştim. Üçüncü periyotta da bize çok aşırı sertlik yaptılar. İspanya'nın da şu an en iyi forma takımlarından bir tanesi Zaragoza. Evet. Yani son özellikle 5-6 maçını çok iyi oynadılar. Burgos'u yendiler. Real Madrid'de son topta bir şey. Son 3-4 dakikada kaybettiler. Neyse. Tabii o sertliği biz yorgunlukla beraber açıkçası sadece tabii dışarıdan atarak kazanamıyorsunuz. O dönem 3. periyotta potaya gidemedik maalesef. Evet. Bir anda işler tersine döndü dediğin gibi. Ama tabii pes etmeyen bir takım var biliyorsun. Bizim takımımız hiçbir zaman vazgeçmiyor. O mücadeleyi yapıyor. Ama tabii bence esas olan Reimer'ın da 4 faul aldığı bir dönemde 7 dakika kala 2 uzuna döndük. Hatta Amat Enmai'yi 3'e çekerek 1-3-1 yalan savunması yaptık. Bence maçı değiştiren nokta orası oldu. Hem onların hücumunu biraz elinden aldık hem de reboundlarda biraz daha öne çıktık. Sonra senin dediğin gibi sonunda bu sefer ikinci yere özellikle son 6-7 dakika mesela kenardan benim hissettiğim hani bir yerde geleceğiz ve maçı bitireceğiz. Aynı Wimbledon maçı gibi. Ki orada Reimer devreye girdi. Evet, Reimer çok devreye girdi. Sek zaten bütün maçı bence çok büyük oynadı. Evet. Oynadı özellikle yüzdüsüyle. Geri kalan takımın diğer oyuncuları da mesela Onur Akle, Mahir kenardan gelip katkı yaptılar. Ya aslında onu konuşacağım koç. Şimdi sen alan savunmasından bahsettin. Yarı saha baskı, senin o tuzaklığı artık imzan haline gelmiş savunmaların var. Onlardan birindeki en kritik yerde Raşit Süleyman'dan topu çaldığı bir pozisyon var Onur Alp'in. Sonra evet. Üçlüye yapılan evet. Bir faul var. Yani ilk maçta da mesela çeyrek final maçında da Metecan'ın çok kritik yerde aldığı reboundlar vardı. Mahir doğru. Bakıyorsunuz iki maçta da çok önemli yerde katkı verdi. Aslında evet takımın yıldızları Reimer Morgan, Sek Henry, Amat Enbay olabilir ama Türk oyunculardan da kritik yerlerde çok önemli katkılar aldık. Onu nasıl anlatırsın? Ya şimdi bunu hep ben söylüyorum. Bizim gibi kadroların, bizim gibi takımların biliyorsun yani sonuçta bizim bu ligde 8-9 tane yabancı ile oynayabiliriz ama böyle bir imkanımız yok. Böyle bir fiziki durumumuz yok. Bu dahil şeyde de kadro yapısıyla da zaten hep böyle oldu. Benim karşıya da olduğum her dönem o Türk oyuncuların katkısını biz aldık. Şampiyon olduğumuz senelerde Cumhurbaşkanlığı kupası vesaire o dönemlerde de aldık. Şimdi bunu almamız lazım zaten. Dönem dönem Metecan'dan alıyoruz. Bazen Yunus oluyor da çok hakikaten dışarıdan bulduğu atışlarla yani bir daha farklı kısmıyla tamamlıyor. Dün de maçın içinde bizim o tempoyu değiştirecek iğneyi bize getirecek bir değişiklik lazım. Onur abi zaten ilk günde çok 14-15 dakika süre aldı. Fena, o gün de fena bir katkı vermedi. Dün de Mahir'den sertliği aldık. Onur abi'den de dediğin gibi atletizmin özellikle bir tane daha bir amata verdiği bir pas var. Bir tane de hatta esas çizgi baseline müdafasında bir tane turnover yaptırdı. Evet. O çok önemliydi. Evet. Benim için. Dolayısıyla biz orada o maçı o şekilde çevirmeyi başardık. İki uzunla da Reimer'ı kullandık. Başında çok iyi değildi. Hatta ondan sonra faal yapıp biraz oyundan da düştü. Ama yandan sonunu 17'ydik. Aynı Wimbledon maçında olduğu gibi sonunu oynamak
iyi beceri. Bazen kötü giderken işleri sonunda çevirebilmek bence. Bir beceri, bir inanç. Bunu başardık. Onu başardık. Tabii, bir final var. Bir finalde de yine çok iyi bir İspanyol takım var. Göreceğiz hep beraber. Son şampiyona karşı oynayacağız finalde. Peki oynamayı istemediğimiz bir rakip vardı ama o Karşıyaka değildi. Bu sözün takıma yarattığı motivasyonu sormak istiyorum koç. Kim söylemiş ben bilmiyorum. Nasıl sosyal medyada sizin haberiniz yok mu bundan? Oynamayı istediğimiz mi dediniz? İstemediğimiz, çekindiğimiz bir rakip vardı ama o Karşıyaka değildi. Nimburg maçından önce söylenen bir söz var. Hatta Amat Embay bununla alakalı. Yani eşleşmekten hoşlandığımız anlamında. Değil mi? Ben olumsuz bir şey söyleyeyim. Yani. Evet, olumsuz bir şey aslında. Evet. Yani açıkçası ben duymamıştım. Oyunculardan duydum. Sonra tabii hani benim için belki aşırı bir motivasyon olmadı zaten çünkü buraya gelirken kendi kendime o baskı, o pres, yani motivasyonla buraya geldim ama tabii oyuncular bazında bunu ben de kullandım yani toplamda işte oyuncularla konuştum, kullanmadım değil, zaten onlar da duymuşlar. Tabii ki oraya geldiğimiz vakitte Nimburg gerçekten bu arada belki isim olarak basketbol ülkesi olarak bilinen bir takım değil ama yıllardır aynı düzende oynayan ve çok hızlı oynayan ve bu turnuvanın çok iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Sezon başında da yanılmıyorsam yine favorileri aslında gösteriliyordu. Biz gösterilmiyorduk mesela. Yani sürekli buraları oynayan bir takım koç en azından. Sürekli. Aynen öyle. Tabii bunlar bir artı motivasyon oluyor bütün takımda. Olmadı değil. Bunu da bence sahaya yansıttık yani enerjimizle, gücümüzle. İşimize yaradı açıkçası. Peki hocam, şimdi pandemi şartları Novgorod'da kuru temizlemeciler açık mı? Valla bir şeyler oluyor. Bir kuru temizlemeye gidiyor, geliyor takımlar. Var mı hocam? Yoksa yani hani biz mavi gömleği çitilemeye gelelim hemen oraya yani. Ben çitilerim, Hakan Ütüler hallederiz yani. Sağ ol, mavi gömlek fufuyor hemen. Asada saklıyor, maçtan maça getiriyor ona. Hazırlayıp. Bakalım bir tane daha kazanırsa onu da müzelik yerine asacağız inşallah. İnşallah hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin bir mesajınız Ufuk Hoca'ya? Başarılar diliyoruz. Sonsuz bütün, başarılar. Teşekkürler. Taşyerinde vardı Karşıyaka camiasında yaptıkları zaten ortada. Hani bir tane daha fena olmaz ya. Yani ya çok iyi olur. Orada ayran da içilmiyordur zaten. Ama bu kupamız yok. Pınar Karşıyaka olarak, kulüp olarak, Karşıyaka camiası olarak, semt olarak, aynı zamanda Türk basketbolu için de Avrupa'da sayısız böyle yüzlerce kupamız yok. Var evet. Daha önce kazanılan işte Avrupa şampiyonluğu kupamız ama bir tane daha eklemek hem bizim kendi açımızdan, bireysel anlamdaki kariyerlerimiz, mutluluklarımız açısından hem ülke basketbolu için çok değerli olacaktır. Bunun için elimizden geleni bir kere daha yapacağız. İnşallah bu tip turnuvalarda üst üste oynadığımız şansımız yanımızda olması lazım. O şansı da alırız. Pazar günü inşallah bir Avrupa şampiyonluğu, hani bizimizde olmayan bir Avrupa şampiyonluğu kulübümüze, camiamıza kazandırırız. Son olarak da Anadolu Efes'i de tebrik etmek istiyorum. Biz buradaydık onlar oynarken. Onların da Final Four'a kalması çok önemli. Yani kalmasından öte orada daha büyük işler yapıp hep beraber beklentimiz var. Kazanabileceklerini düşünüyoruz. O bakımdan onları da tekrar tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ufuk Hocam. Kalbimiz sizlerle beraber. Umarız Türkiye'yi şu ana kadar gururla temsil ettiniz. Türkiye'ye de kupayla dönersiniz ve gururumuzu bir kat daha artırırsınız. Başarılar. Teşekkürler İsmail. Teşekkürler inşallah. Hoşçakalın. Evet Ufuk Hoca.